Değerli arkadaşlar ve sevgili öğrenciler, bu video dersimizde sizlere tekim mevzuları alakalı genel tarama örnekleriyle konuyu sizlere pekiştirmek istiyorum arkadaşlar. Hemen soruya geçiyorum. Ne diyor soruda? NH3 molar oluşum sayısı -44 kJ bölü moldür diyor. 2 NH3 N2 artı H2 tepkimesinin aktivleşme enerjisi 46 kJ'dür. Buna göre diyor arkadaşlar, ters tepkimenin aktivleşme enerjisini bulunuz diyor. Şimdi sevgili öğrenciler, entalpi nasıl bulunur? İki formülle bulunur. H ürünler arkadaşlar, eksi H girenlerden birincisi bulunuyor. İkincisi arkadaşlar, ileri aktifleşme enerjisinden geri aktifleşme enerjisini çıkardığımız zaman neyi buluyorduk arkadaşlar? Tepkimenin entalpisini buluyorduk. Şimdi dolayısıyla bakın arkadaşlar, elementlerin bakın buradaki şeyleri gaz fazında onları vereyim ben. Hızlı bir şekilde standart şartlarda gaz haldeler arkadaşlar. Bu tepkime standart şartlarda ölçülmüş değerler arkadaşlar. Şimdi buradan delta H ürünler eksik girenler kullanabilirim. Yani birinci formülü kullanabilirim ben. Delta H ürünler eksik girenler. Ürünlerin entalpisi, toplam oluşum entalpisi sıfırdır. Çünkü elementlerin arkadaşlar oluşum entalpisi daima sıfırdır. Eksi parantez NH3'ün kat sayısı 2 arkadaşlar. 2 tane NH3 diyorum. Burayı kapatıyorum. Delta H buradan 0 eksi. NH3'ün oluşum entalpisi kaçmış? Eksi 44. 2 çarpanı var. 2 çarpı eksi 44 arkadaşlar. Şöyle parantezi bir daha kapatıyorum. Buradan delta H 0 eksi ne oldu? Şu eksi 44'ü şöyle biraz daha gösterelim. 2 çarpı eksi 44 eksi 88 yapar. Yani dolayısıyla delta H kaç çıkar? Artı 88 kilojül bölüm 10 çıkar sevgili öğrenciler. Peki niye 0 aldım ben ürünlerin potansiyel enerjilerini? Çünkü arkadaşlar elementlerin serbest haldeki oluşum entalpileri daima sıfır eşittir. Hem azot gazı hem hidrojen gazının oluşum entalpisi sıfır olduğu için. Şimdi benden arkadaşlar neyi istiyor? Ters tepkimenin aktifleşme enerjisini istiyor. Dolayısıyla buradaki tepkimenin geri aktifleşme enerjisi altta belirtilen tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla delta H ne diyorum? E, A, İ ileri aktifleşme enerjisi E, A, G diyorum. Delta H 88 eşittir. İleri aktifleşme enerjisi bana verilmiş mi arkadaşlar? Bakın verilmiş. Nerede? Eksi artı 146. 146 eksi E, A, G diyorum. Buradan arkadaşlar attım buraya. 88 eksi 146 eşittir. Eksi E, A, G'den. Buradan arkadaşlar kaç çıkar? 58 çıkar. Yani eksi 58 eşittir. Eksi E, A, G. Buradan geri aktifleşme enerjisi. Geri aktifleşme enerjisi arkadaşlar. 58 kilo kalori bölüm mol olarak bulunur. Şimdi sevgili öğrenciler, buradan bizden istediğin nedir sevgili arkadaşlar? Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi. Arkadaşlar buranın geri aktifleşme enerjisi bu aynı zamanda buranın ileri aktifleşme enerjisidir. Yani şuranın arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız nedir? Artı 58 kilo kalori bölüm moldür. Bir de anlatıyorum. Bu şu birinci tepkimede bulmuş olduğumuz ileri aktifleşme enerjisi arkadaşlar. Özür dilerim. Geri aktifleşme enerjisi. İkinci tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi olur. Çünkü aktifleşme enerjisi demek bu önemli bir kavram. Aktifleşme enerjisi aynı zamanda bir tepkimenin ileri aktifleşme enerjisine eşittir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla burada bulmuş olduğumuz geri aktifleşme enerjisi ikinci tepkimenin neyi olur? İleri aktifleşme enerjisi olur. Dolayısıyla arkadaşlar buradan N2 artı 3H2 yazıyorum. 2 NH3 tepkimesinin EAI değeri ne olur? 58 kilo kalori olur. Zaten ben geçiyorum diğer soruya. Tahtamı siliyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hatta şu örneğimizi ne yapalım? Artık yarışmak için silebiliriz. Hızlı bir şekilde tahtamı sildim. Evet, ikinci sorudan devam ediyoruz. Şimdi ikinci soru diyor ki arkadaşlar H2 artı O2 2HI artı 30 kilojül. Bu ne demek arkadaşlar? 30 kilojül. Delta H eşittir. Eksi 30 kilojül demektir. Çünkü tepkimenin sağında yazılan ısılar tepkimenin egzotermik bir reaksiyonla gerçekleştirdiğimizi ne yapar? Anlatır. Egzotermik olduğu için delta H'ın işareti eksidir arkadaşlar. Aktifleşme enerjisi 200 kilojüldür diyor. Buna göre tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğini çizdiniz diyor arkadaşlar. Tepkimesinin aktifleşme enerjisi kaçmış? 200 kilojüldür. Yani buradan delta H eşittir EAI eksi EAG'den bulabilirim. Delta H kaç? Eksi 30 eşittir diyorum. İleri aktifleşme enerjisi kaç arkadaşlar? 200'müş. Eksi E, A, G diyorum. Buraya attım. Eksi 230
eşittir eksi E, A, G oldu. Yani buradan E, A, G geri aktifleşme enerjisi 230 sevgili öğrenciler, 230 ne olur? Kilojül olur. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? Grafik çizeceğim. Hemen potansiyel enerji yazıyorum. P, E, R, K koordinatı grafiğini çiziyorum. Delta H arkadaşlar bakın. Önemli bir kavram. Şuraya sıfır alayım ben. Sıfırı buradan başlatayım. Veya arkadaşlar şuradan başlatabilirsiniz. Yani burası sıfır. Ekstrem bir tepkim olduğu için şöyle bir grafik çizmem gerekir. Arkadaşlar çünkü H2 artı I2 elementlerin standart şartlardaki oluşum entalpileri nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Ben şuraya özür dilerim. K, buraya K yazacağım. Çünkü yodun standart şartlardaki hali katıdır arkadaşlar. Dolayısıyla delta H eksi 30 olduğu için arkadaşlar buraya yazmak zorundayım. 30 yazmak zorundayım. Peki ileri aktifleşme enerjisi kaç? 200'müş. İleri aktifleşme enerjisi şurası olduğu için arkadaşlar. Bakın şurası AI olduğu için burası nedir? Değer olarak 200'dür. Dolayısıyla grafiği bu şekilde ne yapmış oluyoruz? Çizmiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar geri aktifleşme enerjisi olan E, A, G değeri de bakın fark kaçtır? 230 kilo jüldür. Potansiyel enerji daima kilo jül bölü mol olarak çizilir sevgili öğrenciler. Yani şunu belirtmek istiyorum. Hiçbir zaman hiçbir tepkimede ileri ve geri aktifleşme enerjisi negatif olmaz. Bunu size belirtmek istiyorum. Yani dikkat etmemiz gereken nedir? Eğer ben geri aktifleşme enerjisi negatif buluyorsam işlem hatam vardır. Yapmam lazım. Hemen geri dönüp işlemi tekrar kontrol etmem gerekiyor sevgili öğrenciler. Evet, tahtamızı hemen bir daha silerek arkadaşlar ne yapalım? Devam edelim konumuza. Hızlı bir şekilde devam ediyorum. Bakın burayı sildim. Geldim 3. soruya. 3. soruyu aynı yazıyorum arkadaşlar. 4NH3 artı 5O2 buradan gel sağ git sola 4NO artı 6H2O tepkimesini yazıyorum. Tepkimesine göre H2 oluşma hızı 3 çarpı 10^-8 mol bölü bakın mol bölü litre çarpı saniye ise NH3 ve O2'nin harcama hızları kaçar mol bölü litre saniyedir diyor. Bakın kaç sayıları altına yazıyorum. 4 mol harcandığında buradan 5 mol O2 harcanır. 4 mol NO harcanır. 6 mol H2O harcanır sevgili öğrenciler. Bunlar harcananlar buralar oluşanlar oluşan artık koyabiliriz. Şimdi bakın H2O'nun suyun oluşma hızı gerçekte 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre çarpı saniyemiş sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bakın 6'ya 3 ise yani buradan orantılama yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir kat sayı başına düşeni bulabiliriz. 0,5'tir bir kat sayı başına düşen. Dolayısıyla burası 2 çarpi 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre çarpı saniyedir. Yine burası arkadaşlar 2,5 çarpi 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre çarpı saniyedir. Bakın burası 4 olduğu için burası yine 2 çarpi 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre çarpı saniyedir. Oluşma ve harcanma hızları. Harcanmayı eksiği de gösterebilirim. Oluşmayı hızlarını artıyı da gösterebilirim sevgili öğrenciler. Örneğin burada şu anlama gelir. RNO'nun oluşma hızı artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü arkadaşlar litre çarpı saniye olarak buluruz. Yani denklem katsayıları orantılı olarak ne yaptım arkadaşlar? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2'yi dağıttım. Yani 6'ya 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise 4'e 2 çarpı 10 üzeri eksi 2, 5'e 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Nasıl buldum bunu? 6 birim arkadaşlar 6 birim 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise 1 birimi bulurum buradan. 1 birim x'tir buradan. İşler dışı yaparsanız x buradan 0, 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 çıkar. Yani 1 birim başına düşen hız 0, 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre çarpı saniyedir. Peki ne yapacağım sonra? 4 ile 5 ile 4 ile çarparak artık gerçek oluşma ve harcama hızlarını bulmuş olacağım sevgili öğrenciler. Evet, tahtamı siliyorum. Hızlı bir şekilde diğer örneklerimize geçiyorum. Ve ÖSYM'nin çok sorduğu sorular yanında var arkadaşlar. Bu konudan çok basit sorular geliyor. Lütfen soruyu kaçırmayalım. Şimdi arkadaşlar tahtamızı biraz daha güzel temizleyelim. Hızlı bir şekilde ve örneklerimize devam edelim. Şimdi bakın burada yukarıda potansiyel enerji tepkime koordinatik grafikleri veren tepkimelerin hızları kıyaslayınız demiş. ÖSYM çok basit sorular sordu buradan. Ben hemen birden başlıyorum. Birinci de arkadaşlar E, A, İ değerleri bize tepkime hızlarını verir. 80-20'den kaç çıkar arkadaşlar? 60 çıkar. İkinci tepkimeye geliyorum. İkinci tepkime arkadaşlar E, A, İ değeri nedir? 110-10'dan arkadaşlar 100 kilo jül çıkar. Potansiyel enerji genelde kilo jül bölümü olur. Verilir. Onu ben burada vermedim. Üçüncüsü arkadaşlar E, A, İ eşittir. 60-20'den
K çıkar 40 kilo J çıkar. Dördüncü tepkimemiz arkadaşlar. Yine E, A, İ eşittir. 30 eksi, bakın 30 eksi 26 burası. 26'dan 4 kilo J çıkar. Bakın 4 tane değer buldum. İleri atlaşma enerjisi ne kadar küçükse tepkime o kadar hızlıdır. Birbiri tepkime hızı endotermik ve ekzotermik olmasına bağlı değildir tepkimenin. Niye bağlıdır? Arkadaşlar hız doğru orantılıdır. Özür dilerim. Ters orantılıdır E, A, İ ile. Özellikle bunu çok kullanıyor. Ekzotermik veya arkadaşlar veya endotermik olmasına bağlı değildir. Olmasına bağlı değil arkadaşlar tepkime hızları. Dolayısıyla buradan arkadaşlar ben kıyaslayabilirim tepkime hızlarını. En hızlı tepkime 4 numaralı tepkimedir. Bakın 4 kilojül. İkincisi arkadaşlar 3 numaralı tepkime hızlıdır. Daha sonra 1 numaralı tepkime daha hızlıdır. Kime göre? 2 numaralı tepkimeye göre arkadaşlar. Dolayısıyla tepkime hızları ne yaptım ben? Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine göre yorumladım sevgili öğrenciler. Peki ben nasıl buldum o değerleri? Bakın şu ileri aktifleşme enerjilerinden buldum. Bu fark bize neyi verir? İleri aktifleşme enerjilerini verir. Oraya bakmamız yeterlidir arkadaşlar. Eğer ters tepkime hızlarını soruyorsa ters tepkime hızları da geri aktifleşme enerjileri bunları ne yapılabilir? Yorumlanabilir. Çünkü ters tepkimenin bu tepkimenin geri aktifleşme enerjisi ters tepkime neyidir arkadaşlar? İleri aktifleşme enerjisidir. O zaman ters tepkimeleri kıyaslayalım. Ters tepkimeler arkadaşlar, tepkimelerin hızları arkadaşlar ne olacaktır? 2 büyüktür, 1 büyüktür, 3 büyüktür, 4 olacaktır diyebiliriz. Evet, hemen tahtamı silip arkadaşlar ne yapıyorum ben? Diğer örneğimize geliyorum. Gelen örneklerimize devam ediyoruz. Soru üzerinden konu anlatımları devam ediyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir grafik verilmiş. Bu grafik ben tekrar çiziyorum. Güzel bir şekilde şöyle bir grafik. Egzotermik bir tepkime var. Burası 60, burası 30 arkadaşlar. Burası kaçmış? 210'muş. Burası PE, potansiyel enerji, kilo, kal bölü mol olarak genelde verildi. Burası TK grafiğidir, tepkime koordinatı. Delta H diyor. Delta H iki şekilde bulabilirim. Bu önemlidir. H ürünlerin potansiyel enerjisinden arkadaşlar. H girenlerin potansiyel enerjide fark alınarak bulunabilir. Buradan delta H ürünler kaç? 30 eksi girenler kaç? 210. Buradan arkadaşlar eksi 180 kilo kal bölü mol olarak bulunur. Veya bazen kilojül verilir, kilojül verilir, bazen kilo kalori bölü mol olarak verebilirler. Delta H'ı bulduk. Delta AI yani ileri aktifleşme enerjisi. İleri aktifleşme enerjisi bakın şu değerdir arkadaşlar. 210 eksi 60'tan bulunur. Şuraya kırmızı gösterebilirim. E, A, İ değeri buradan kaç çıkar? 150 kilo kalori bölü mol çıkar. Gelelim delta AG'ye. Yani geri aktifleşme enerjisi onu gösterelim. Geri EAG değer burasıdır. EAG nedir arkadaşlar? Bakın 210 eksi 30'dan ne çıkar? Artı 180 kilo kal bölü mol çıkar. Yani tepkimenin geri aktifleşme enerjisi daha büyüktür sevgili öğrenciler. Girenlerin potansiyel enerjisi arkadaşlar. Tepkimede burası A artı B, burası C artı D olsun. Şimdi onu A artı B girenlerin potansiyel enerjisi nedir arkadaşlar? 60 kilo kal bölü moldür, kaloridir. Veya H, bakın burada neyi sormuş? Ürünlerin potansiyel enerjisi sormuş. H, ürünler kim olsun? C artı D olsun. Ürünler potansiyel enerjisi nedir arkadaşlar? 30 kilo kaloridir diyebiliriz. Aktifleşmiş kompleksin potansiyel enerjisi arkadaşlar. Tepe noktası aktifleşmiş potansiyel enerjisini verir. O da 210 nedir arkadaşlar? Kilo kaloridir. Direkt okuma yapılırsa mol başına sevgili öğrenciler. Yani tepkimenin entalpisini bir daha nasıl gösterelim? Delta H, H ürünlerin potansiyel enerjisinden H girenden potansiyel enerji farkı bize delta H'ı verir. Veya H, E, A ileri eksi E, A, G değeridir arkadaşlar bize neyi verir? Delta H değerini verir. İki tane formülle ne yapabilirsiniz? Delta H değerlerini bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet hemen tahtamı silip ben ne yapmak istiyorum? Hızlı bir şekilde yine tepkime hızlarıyla alakalı yorumsal sorulara devam etmek istiyorum hızlı bir şekilde. Hemen örnek diyoruz. Buraya soru diyoruz arkadaşlar. Sorumuz ne olsun? Sorumuz şu olsun. Bir tepkimemiz var. Tepkimemiz var arkadaşlar. O tepkimemiz şöyle bir grafik olsun arkadaşlar. Burası 0. Burası 40 arkadaşlar. Burası A değeri. Burası da B değeri olsun. Delta H arkadaşlar
Değer olarak eksi 20 kilo kalori olsun. EAI değeri de eksi artı 180 arkadaşlar kilo kal olsun. Verilere göre arkadaşlar, neyi bulacağız? A ve B değerlerini bulacağız veya bulalım arkadaşlar. Tekniğimiz ne olsun? X artı Y, X, Y tekniğine ait bir grafik olsun. Peki bu grafik ne grafiktir arkadaşlar? PE, potansiyel enerji tepkime koordinatı veya bazı tıklarda reaksiyon koordinatı grafiği olarak geçmektedir. Potansiyel enerji genelde kilo kal bölü mol olarak verilir arkadaşlar. Bu aslında bu konu enerjiye biraz bağımlı bir konu arkadaşlar, ama genelde bu grafikler tepkime hızı olarak karşımıza gelmektedir. Şimdi sevgili öğrenci değer taşı vermiş. Değer taşı vermişse değer taşı nedir arkadaşlar? H ürün eksi H girenden bulabiliriz. Veya delta H'i eşittir EAI eksi EAG'den bulabiliriz. İleri aktifleşme enerjisi, geri aktifleşme enerjisinden bulabiliriz tepkime enerjisini sevgili öğrenciler. Şimdi delta H eksi 20 olarak verilmiş. Hangisini kullanacağım arkadaşlar? Bakalım. Şimdi arkadaşlar burada EAI verilmiş bize. A eksi B değeri verilmiş. Tepkime enerjisi verilmiş. Burada neyi bulabiliriz? Hemen hızlı bir şekilde bakıyorum. Delta ileri aktifleşme enerjisi şurası 180 arkadaşlar. Geri aktifleşme enerjisi verilmiş mi? Verilmemiş. Delta H kullanalım bakalım. Bir eksi 20 eşittir. Şimdi ileri aktifleşme enerjisi verilmiş 180 eksi EAG arkadaşlar. Attım buraya eksi 20 eksi 180 işaret değiştirdi. Çünkü eksi EAG değeri bulunur. Buna eksi 200 eşittir eksi EAG'dir. Eksi ile çarparsın EAG buradan 200 kilo kal olur arkadaşlar. Yani geri aktifleşme enerjisi ne oldu arkadaşlar? Geri aktifleşme enerjisi, bir yanlışımız var mı burada? Delta H tabii yanlışımız var. Delta H'ı yanlış verdik. Delta H'ı artı 20 olarak vereceğiz. Lütfen onu değiştirmek istiyorum. Artı 20, artı 20. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Burası eksi 160 oldu. EAG de ne olur? 160 kilokalori olur. Yani arkadaşlar burası neymiş? Burası 160 kilokalori ise buradan arkadaşlar 160 eşittir. Bakın 160 eşittir. A eksi 40'tan A buradan 200 olarak bulunur. Yani A değer kaç arkadaşlar? 200 olarak bulduk. Şimdi gelelim arkadaşlar B değerini bulacağız. Delta H nedir? H ürünler arkadaşlar. H ürünler eksi H girenlerden bulabiliriz. Delta H'yi artı 20 olarak verdik. Ben bunu biraz önce değiştirme yaptım. İşaret hatası yaptığım için. Artı 20 ürünler potansiyel enerjisi. B eksi girenler potansiyel enerjisi. Çok özür dilerim. Ürünler potansiyel enerjisi kaç? 40 arkadaşlar. Eksi girenler potansiyel enerjisi de B'dir. 40 attım buraya. 20 eksi 40 eşittir. Eksi B'den. Buradan eksi 20 eşittir. Eksi B arkadaşlar. B buradan artı 20 kilo kal bölü mol olarak bulunur. Yani B değerim 20'dir. A değerim 200'dir. Sevgili öğrenciler, A değeri de kilo kaldir. Birimi zaten burada mol başına vermiş. Arkadaşlar hemen ne yapıyorum? Bir tane daha konuyla alakalı soru sorarak genel örneklere devam etmek istiyorum hızlı bir şekilde. Evet, tahtamı sildik. Hemen bir tane ne yapalım? Örnek yapıştıralım sizlere. Örneğimiz ne olsun? Örneğimiz C3H8 artı O2 arkadaşlar. Buradan CO2 artı H2O tepkimesine göre burası 3, burası 4, 6, burası 5. Tepkimesine göre arkadaşlar, tepkimesine göre 36, 8, 44, 22 gram arkadaşlar C3H8 30 saniyede tam yakılıyor. Tamamen yakılıyor. Buna göre arkadaşlar, H2O'nun arkadaşlar ortalama oluşum hızı arkadaşlar, oluşum hızı kaç mol bölü litre çarpı dakikadır. Dikkat edelim arkadaşlar. Burada V eşittir 10 litre olarak bize verilsin. Kaba H'ım 10 litre. Şimdi soruda ne diyor? Yanma tepkimesi var. C3H8 propan gazı oksijenle çatır çatır yakılmış. 3 karbonhidrat artı da taş gibi oluşmuş. Tepkimesine göre arkadaşlar 22 gram C3H8 30 saniyede tamamen yakılıyor diyor arkadaşlar. C eşittir 12, hidrojen eşittir 1 olarak size vermemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar C3H8'in mol kütlesini bulmam lazım. C3H8 3 çarpı 16, özür dilerim 12 artı arkadaşlar 8 çarpı 1'den
36 daha kaç yapar? 44 gram bölü mol yapar. 1 mol 44 gramdır. Mol sayısını bulalım. N eşittir M bölü M var arkadaşlar. Buradan bakın kaç gram yakılmış? 22 gram. 22 bölü 44'ten 0,5 mol çıkar. Ben şimdi tek kimyayı burada tekrar yazıyorum. C3H8 arkadaşlar artı 5 tane O2 buradan 3CO2 artı 4H2O'yu yazıyorum. Şimdi 1 mol arkadaşlar 5 mol oluşur. O harcanır 3 mol karbonhidrat ve 4 mol ne oluşur? Su oluşur. Bana su lazım arkadaşlar. Şimdi R nedir? Benden ne istiyor? Molar derişim istiyor. O zaman bulalım arkadaşlar. Şimdi hemen şuraya geldim. 1, 5, 3, 4. De gerçekte harcanan ne kadarmış? 0,5 mol. Bakın kaç katı arkadaşlar? 4 katı oluşmuş. Aynı sürede ne oluşur? 2 artı 2 mol ne oluşur? Su oluşur sevgili öğrenciler. Buradan hıza gelecek olursam R eşittir. Molümüz kaç? 2 mol arkadaşlar. 2 mol. Bakın bölü litre bölü dakika diyor. Litremiz kaç litre arkadaşlar? 10 litre. Onu yazdım. Şimdi dakikaya çevireceğim. 30 saniye arkadaşlar 1 bölü 2 dakikadır. Çünkü 1 dakika 60 saniye olduğu için çarpı 1 bölü 2'dir. O da arkadaşlar 2 bölü 5'ten 0,4 yani 2 bölü 5'ten 0,4 mol bölü litre çarpı dakika olarak bulunur. Kimin oluşumuzda arkadaşlar? H2O'nun oluşum hızı, ortalama oluşum hızı sevgili öğrenciler. Aynı 4'e 0,4 ise arkadaşlar 3'e 0,3'tür. 5'e 0,5'tir. Yani buradan tek tek bulabilirim artık. R, C3, H8'in harcanan hızı arkadaşlar nedir? 0,1 mol bölü litre çarpı dakikadır. Buradan yine eksi R, O2'nin oluşum hızı 0,5 mol bölü litre çarpı dakikadır. Yine buradan bakın eksi harcandığı anlamına gelir arkadaşlar. Burada artı R, CO2'nin oluşum hızı da 0,3 mol bölü litre dakika olarak bulunur. Peki neye göre yaptım? 4'e 0,4 ise 3'e 0,3, 5'e 0,5 arkadaşlar. 1'e, kat sayısı 1 olduğu için 1'e 0,1 mol bölü litre çarpı dakikadır. Hepsinin tek tek oluşum hızları ne yaptık? Bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Dersimizi burada ne yapıyoruz? Kiran tekrar dersimizi burada noktalayalım arkadaşlar.